gül gibi uyuyan yılanı uyandırdın. Müzik son ses, bangır bangır, bangır bangır, müzik son ses. Osman'ın en sevdiği şarkı. Oo, arka taraf ne güzel gezdi. Osman'ın en sevdiği şarkı, müzik son ses, bangır bangır. Bu yaz nereye tatile gitmeyeceğimiz belli. Nişan çalmayan bir yere. Gelen yorumlarda şöyle bir durum var. Abi senin kullandığın makine ne? Bize onu bir tanıtsana. Benim kullandığım makine Bajaj Pulsar 200 NS. YouTube'da milyon tane videosu var ya. Altınlı adamından tut, efendime söyleyeyim Kemal'ine kadar. Kemal'inden tut, yoldaki Apache'sine kadar herkes tutup videosunu çekmiş. Şimdi bunu ben tanıtırsam ne anlatayım yani? Ama şöyle bir şeyden bahsedebilirim ben de. Durup zaten şeyde anlatmayayım da hani motorun başında. Şöyle bir motordur diye sürüş olarak anlatabilirim size. Yakıt olarak falan filan bunlardan bahsedebilirim yani. Sonuçta hep bunlar kaç kilometre olmuş? 3248 kilometredir tecrübe edindiğin şeyler. Şeridi ortalamış geçti yanından. 300 işte. Şimdi 200 NS nasıldır? 200 NS bir başlangıç motoru bir başlangıç motorudur. Nasıl ki? Şöyle ki. Yani illa 125'likten başlanır diyenler için söyleyeyim. Sadece 125'likle başlanmaz tabii. 125'lik ve 250'lik arası derler zaten. Motora başlama CC'si, hani tecrübesi olmayan adam 125'lik ve 250'lik arasında başlayabilir diye. Hal böyle olunca 200'iniz fiyat performans olarak alınabiliyor. Peki nasıl alınabiliyor? Şöyle alınabiliyor. Diyelim ki ehliyetinizi, mehliyetinizi, tabii ki eğitiminizi aldınız. Bugün yollar mayın tarlası gibi. Hadi hayırlısı. Eğitiminizi aldınız. Gittiniz bir tane 200 NS aldınız. İyi mi yapmış oldunuz? Şimdi onu konuşalım. İyi yapmış oldunuz. Evet, tebrikler. İyi yapmış oldunuz. Çünkü 200 NS az yakarı çok kaçarı. Az yakarıdan kasıt nedir? Kullandıkça göreceksiniz. Yani işte 3 litreyle bilmem kaç kilometre falan filan. Ben de tam hesabını tutmadım da. Ya bir depo koyuyorum işte, bir buçuk hafta gidip geliyorum ben. İşe mişe gezmeye cakçuk. Onları öyle hallediyorum yani. Diğer iyi bir yönü. Arkadaş Hint malı bir motosiklet. Yedek parçası ucuz. İlk alan adam. Hey sen, bunu bol bol düşüreceksin, kaldıracaksın. Merak etme. Gönlün incinmesin. Cebin zarar görmesin. Yedek parçası ucuz. Böyle çok büyük bir bekleme mekleme de yok yani. Onu da bir test ettik, onayladık. Benim bir arkadaşım kaza yapmıştı. Oradan biliyorum. Diğer bir artı yönü. Şimdi 200 cc bir makine olduğu için 125 cc'ye göre daha canlı bir motor. Şöyle ki, ilk başladığınızda, şimdi genelde bu makinelerde vites göstergesi olmuyor. Yani sadece bagaj için geçerli değil. Honda'nın 250 cc'sinde 250 şeyde de yok bildiğim kadarıyla. CBR 250'de de vites göstergesi yok. Yani o klasmanda olmuyor yani. 250 cc bilmem ne falan. O tür motorlarda çok bir vites göstergesi yok. Onun için 125'liğe göre olan artısı şu ki, ikinci vitesteyken şöyle hafif yukarı bir rampada kalkabiliyorsunuz. Ama birinci vites neredeydi, karıştırdık falan derdi yok. İkinci viteste mi kaldın? Kalk. Hatta rampasına göre üçte bile kalkabilirsin yani. Sıkıntı değil. O şanzıman ne olur onu bilemem tabii de. Panikleyip sana biri aratmaz. Öyle bir artısı var.
Makinenin diğer bir artısı da sıvı soğutmalı olması. Tabii ki sıvı soğutmalı bir makine. Şehir içinde yeterince trafikte kalıyorum. Niçin şehir dışına geziye çıkmayayım diye? Hey sen, neden bir tane Bajaj Kuzer 210'a salmıyorsun? O işe de yarar. Sıvı soğutmalı. Daha ciğerli. İşte diğer bir konu ne olabilir? Ya güzel, fiyatına göre güzel makine. Şu anki satış fiyatı 9 küsür. Bildiğim kadarıyla, yanlış bilmiyorsam. Fiyatına göre alınacak bir makine. Bajaj Pulsar 200 NS. Aynaları hakkında konuşmak gerekirse, aynalar çok acayip. Yani bunun orijinal üstüne gelen aynasından elinizi, kolunuzu seyretmeye meraklıysanız bol bol seyredebilirsiniz elinizi, kolunuzu. Ondan yana şüphe yok. Orijinal ayna arka gözükmüyor. Sürekli şu hareketi yapmak gerekiyor. Falan. Onun için ne yapıyoruz? Aldığımız gibi şu aynalarla değiştiriyoruz onu. O aynalar da gayet güzel gösteriyor. Bu aynalar ne aynası derseniz şey, Discovery 125'in aynaları bunlar. Discovery 125'in aynaları canavar gibi gösteriyor. Yani ondan yana bir sıkıntınız olmasın. Canavar gibi gösteriyor abi. Onu da kaça takıyor? 20'ye mi? 30'a mı? Ne? 50'ye mi? Öyle bir şeye takıyorlar yani. Taktırdım ama şey mi? Fiyatını hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Aynalar kötü abi. Onları aldığınız gibi değiştirin. Diğer bir kötü olan tarafı sele. Sele inanılmaz derecede rahatsız. Şehir içinde kısa mesafelerde ilk başta bir şey geliyor böyle, ah ulan ne oluyor neticeme falan diyorsun. Ondan sonra alışıyorsun. Kısa mesafe koymuyor ama uzun mesafede neticeniz gerçekten kendinden geçiyor yani. Böyle motorda iniyorsunuz falan, aa bu benim neticem mi, bu benim belim mi falan dedirtiyor sele. Sele işi biraz yaş olmuş. Efendime söyleyeyim, onun dışında orta sehpası yok. Yan ayaklığı tabisi var. Başka neyi var? Başka neyi var? İşte gidonu var. Efendime söyleyeyim. Aynası aynası, onları bir değiştirin aldığınız zaman. Para performans olarak iyi bir makinedir. Top speed manyaklarına söylüyorum. Abi kaç basıyor bilmem ne falan diyenlere. İşte 140'ı görüyor. 10 eğimde falan 155'i görmüşlüğü var. Tabii bunları YouTube videoları söylüyor. Ben söylemiyorum. Öyle de bir şey var yani. Top speed şehir içinde ne işinize yarayacak? O da ayrı bir konu yani. Bir işinize yaramaz top speed'i. Ne yapacaksınız şehir içinde top speed'i, amına koyayım ya. Sağa sola götürsün, ne alacaksın? Yeter. Biraz da konforlu olsun. Ha, titreşim. Titreşim yok denecek kadar az arkadaşlar. Hatta titreşim diyemeyiz biz ona. Zırıltı diyebiliriz. Yani hafif bir zırıltı var. Zaten şu motorda şu titreşim konusunda neden bu kadar takılıyorsunuz? Onu da anlamıyorum. Tabii ki bir RTR demiyorum size yani. Evet, RT'nin şey, o Apache 150'liklerin titreşimi var. Ve gerçekten rahatsız edici. Ama yani şu makinedeki kadar da titreşime takılıyorsanız zaten motora binme ya. Yani gerçekten hiciv olsun diye söylemiyorum. Gerçekten motora binmeyin yani. Bu kadar titreşimden ne olacak lan? Zırıltı bu. Şöyle uzun süreli kullanımda biraz elleri rahatsız eder. Onun da çözümü var. İstiyorsan yaptır, istemiyorsan yaptırma. Bu kadar basit. Korkmayın beni lan! Müzik son ses. Bangır bangır. Oh ne güzel rüzgar var, yemin ediyorum ya. Topu üstünde şerit değiştirmek yasaktır arkadaşlar. 06 FJ2401 gibi ayı olmayın. Hele sinyal de yok tabi. Niye? Arkamda motorcu var. Canım ne olacak? Ama bazı arkadaşlara sorarsanız
motorlar fark edilmez. Bunu motorcu arkadaşların bazıları da söyler. Yani %70 görmüyordur, fark etmemiştir. %30 fark eder falan gibi bir şey yok. Aynasına bakan herkes kör noktasında olmadığı sürece arkasındaki bisiklet, motosiklet, insan, kedi, köpek hiçbir şey fark etmez. Her şeyi görür. Otomobillerin söylediği yalanlara inanmayın. Ama görünmüyorsunuz falan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Algıda seçiyorlar. Algıda seçtikleri için de böyle bir şey oluyor. Ama motor ne olacak? Çünkü şöyle bir durum var. Motor değil mi? Nasılsa kaçacak yer bulur kafası var. Ama abi görmedim falan filan bunlar yalan. Baksaydı görürdü. Bakan insan taşıtta her şeyi görür. Sakın bu numaraları yemeyin. Yemeyin yani. Ben size söyleyeyim. Daha önceden araba kullanmış biri olarak ve hala ara ara kullanan biri olarak ben size söylüyorum. Yemeyin o ayakları. Ben de araba kullanırken motosiklet kullanmıyordum. Ama baktığım zaman görüyordum yani. Adamlara yol veriyordum. Sağımdan gelen var. Ya bir kere şöyle bir şey oldu. Solumdan geliyor bir tanesi. Bir tanesi de sağımdan geliyor. Solumdakini yol verebildim. Sağımdakinin aynası çarptı yani. Adam da merakla isteyerek yaptım sandım. Şöyle bir durdu bakış attı ama yapmamıştı. Ama kesinlikle görmeme gibi bir şey yok. Buna inanın. İnanın yani. Bana inanın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Şimdi de kaçıyorum. Beni özleyin anacığım. Bye. Olacak, olacak, olacak o kadar. Bir de size olacak o kadar hicvi de yapayım. Hadi bay bay.